Survivor Panoramadan herkese merhabalar efendim. İyi bayramlar. Çünkü bu bayram ilk defa karşınızdayız. O yüzden bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sema ile ve Damla ile beraber karşınızdayız. <laughs> Hiç yok. Evet, İhsan Çeşmedi ama biz masamızı bırakmadık. Dedik ki biz olmazsak olmaz dedik. İhsan ...gitme dedik, gitti, bekle dedi. <laughs> Öyle bir şarkı ama sonra vardı sonra yani. ne dedik, sen olmazsan olur ama biz olmazsak olmaz, olmaz. dedik ve biz buradayız. De. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Her tabii şey yolunda. Evet. Aynen, her şey i̇yi bayramlar iyi size bayram. de Tekrardan. İyi bayramlar. Samimiyetsiz <laughs> <laughs> Evet, ilk olarak da bir şeyle başlayalım. Ee, Bora ile Dalak arasında e, bir tartışma oldu. E, onunla ilgili bir kısa yorumunuzu alayım. Ondan sonra görüntüleri de izleyeceğiz. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bora, e, Dalaka ile çok uğraşmaya başladı. Hani... Burada uğraşırken Bora'nın sizce düşüncesine ne yapmaya çalışıyor? E, çünkü Dalakar'e ciddi bir e, ağız dalaşı başladı birkaç e, özellikle haftadır. E, hani belki hikmet gittikten sonra ya da işte karşı tarafla çok e, tartışmayan Bora, Dalakay'ı bir hedef olarak mı seçti? Haklı mı, haksız mı onu sormak istiyorum. Ne diyorsun Damla? Ya bence bilinçli olarak bir tartışma yok aslında. Hani illa dalaka orada e, karşı takımın en iyi bir yarışmacısı diye ona bir saldırıda bulunduğunu düşünmüyorum ben. Sadece e, Bora'nın yapısı gereği hep içindekileri dışarıya yansıtan birisi olduğu için de o yüzden içinden ne geliyorsa onu söylemek gelmiş ve aslında konuşmanın başında da şöyle geçiyor. Deniz parkuruna gidiyorlar oradayken işte Aa, biz burada yenmiştik. ona 8 mi bitmişti ona 5 mi bitmişti oradan dalakanın bir ata hayır oyunu biz kazanmıştık diye bir giriş yapıyor. O yüzden de bu durumda da Bora diyor ki tamam Dalaka evet sanki siz kazandınız doğru hepsini siz kazandınız. <laughs> evet. Yani aslında bakıldığında Bora'nın da buradaki düşüncesini ben çok eleştirmiyorum. Çünkü kendi takım içerisinde konuşurken karşı takım duysun diye yapılan bir hamle yok. Biz de kendi içimizde bir olayı tartışabiliriz, konuşabiliriz, yanlış da hatırlamış olabiliriz. Hı hı. Hani karşı takımdan birinin hayır hayır biz kazandık demesi bana da çok e, şey iyi gelmezdi. Ben de herhalde bir şekilde ona bir cevap verdim ama şimdi ikisi de sivri karakterler olduğu için bu arada <laughs> Dalaka da aynı şekilde. O yüzden de ikisi de alttan almıyor hiçbir durumu. Ve i̇kisi de direkt üstüne gidiyor. Dolayısıyla kavga çıkıyor. Survivor yıldızlara gitmeden biz Dominik'ten geldik. Burada bir program yaptık ama çok konuşamadık. Mesela senin orada gördüğün Bora nasıldı? Ben de bununla ilgili birkaç yorum yapmak istiyorum da. Ya ben e, şimdi normalde biz Bora'yı İlk Survivor başladığından itibaren çok eleştirdik. İşte bu sivri dilli ve üstten bak bakması insanlara karşı bunu çok eleştirdik ama ya yani oraya gittiğim zaman o ambiyansı tattığımda ve herkesin kamerasız ortamda da gördüğüm kadarıyla konuşmalar olsun, diyaloglar olsun ben içlerinde en saygılı, en düzgün e, Bora'yı gördüm. Hı hı. O yüzden de kameraya yansıyan kısmı sanki Bora'nın biraz daha negatifmiş gibi. Ama e, Bora için düşüncelerim tamamen değişti. Ama evet. bir şey söyleyeceğim. Bunda bile bir dürüstlük yok mu? Yani mesela ben bu arada onu hissediyorum. Şunu söyleyebiliyor adam. da bu cümleyi kurdu. Bu yaptığım yanlış. Ama belden aşağı olmamak kaydıyla hani kimseye vurmak ya da hakaret etmek değil. Bu oyunun kuralında psikolojiyle oynamak da var. Belki de Survivor'daki en önemli şeylerden birisi bu. Ben bunu yapacağım dedi. Hı hı. Ve bunu söyleyen bir insan mesela bana en son oynayacak insanmış gibi geliyor. Ve bana çok dürüst geliyor. Evet, evet ben bunu yapıyorum diyor. Çünkü hani benim de sevmediğim insanlar var. Benim de hoşlanmadığım tavırlar var. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Oynadığını düşündüğüm insanlar var. E, düşünsenize karşındaki insanın oynadığını düşünüyorsun. Doğru hissedersin yanlış hissedersin. O Boran hissi. His olarak birinin oynadığını düşünürsem ona bir antipatim olur. Ve dolayısıyla niyet olarak da evet bu işin kuralında var kardeşim ben de bu halde bunlar oynuyor ben de bunu yapacağım diyebiliyorsan evet. Survivor'da bu çok zordur bu dürüstlük. Çünkü her zaman böyle değil midir? Bir şey yaparlar yapınca bile benim haberim yok ki ya da ben duymadım yok ben dememiştim falan vardır ama bu arada bu yok mesela. Ben ama bu işte bazı durumlarda diyorum. da bu çok negatif yansıyor. Ne Tabii ki. ki. Yani normal hayatında öyle. da öyle. İçindekini dışarıya yansıttığın her durumda i̇şte buna samimiyet diyebilirsin, dürüstlük diyebilirsin, içtenlik diyebilirsin. Ama bu her seferinde sana eksi yazıyor. Evet. Neyiz Abi ama öyle. bak bunda ne var biliyor musun? Buna x kişi yaptığı zaman dobralık diyorsan buna Bora belden aşağı vurmadan yaptığı zaman buna da dobralık diyeceksin o zaman. Şimdi orada atıyorum Sabri'nin tartışması oldu. Okaya tük tükürdü. Bora'nın işte Hakan'ın üstüne atladı. Sabri'ye çok dobra kız dendi değil mi? Hı hı. E, o zaman niye Bora dobra değil mesela? Aslında neden biliyor musun? Aradaki bence tek fark. yine bize hakan dinliyor pasyonda oldu. Ee, şöyle bir fark var. Şimdi e, Sabriye'de o sempatiklik de vardı. Hani arada gülüyor, bir şaka yapıyor. Ama biz Bora'nın bu zamana kadar hep bu sert tavrını gördük ya. O yüzden onun gülen kısmını görmediğimiz için, eğlenceli olan kısmını görmediğimiz evet. için bize hep negatif yansıdı bu. Ve zaman. en önemlisi evet. Reis yok Bora'nın. Yani bugün bana böyle bir şey oldu. Tamam ya şimdi adalar değişti, bir Hadi ben biraz daha bununla takılayım, daha iyi olayım. Bu adamın reisi yok kardeşim. Yanlış olduğunu da düşündüğünde tamam sen bana bunu yaptın bitmiştir çizgiyi çekiyor. Ve o doğrultuda bu kimisine kötü gelebilir, kimisine iyi gelebilir. Bazı insanlar çok sert ve duruşları nettir. Bazıları affeder, kimisi affetmez ama bu boranın asla kötü olduğunu göstermez bence. Doğru ben adadan geldiğimizde böyle etrafta şeyi çok anlattım ya Bora böyle hiç gözüktüğü gibi değil çok efendi çok saygılı çok böyle yapıcı falan dedim yani çok böyle hani insanlara mantıklı da geldi söylediklerim ama birkaç kişi bana şey dedi ya dedi, bir şey söyleyeceğim dedi sen dedi panoramada yorum yapıyorsun dedi Survivor'a 4 kere gitmişsin 3 sene panoramada oturmuşsun orada hala oturmaya devam edeceksin dönüşte Bora sana niye kötü davransın ki dedi Tabii ki saygılı davranacak. Da Tabii ki efendi davranacak. Yani o da hani Aa. bak bunu diyen çok oldu. O yüzden 3-4 kişi dedi mesela. Ama ben hissiyatımı söylüyorum. Benim hissettiğim kadarıyla. Bu cümle kadarıyla... değil yalnız. Sen söylediğini konuşmuyorsun. Hissiyatını konuşuyorsun. Evet aynen öyle. Öyle bir şey var. Yani sana onu yaşatmış. O zaman burada mesela hani Adem'le Yusuf'la ilgili bir şey konuştunuz. Yusuf benim için bir sıkıntı yarattı orada dedin yani ya evet. o konuşmadan. Onu da sen yaşattın ama Yusuf'un kötü olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır bunca zaman Yusuf'u mesela ne kadar iyi yönlerini konuştun. Tabii tabii aynen. Ya. İkisini de yaşayan şey. sensin sonuçta. Şöyle bir şey. şimdi ben mesela o Yusuf'la yaşadığım sıkıntıyı burada tabii ki dile getireceğim. Yani orada hani bize dönüp Yusuf'un ya bir şey yapmayın da rahat rahat şampiyon olalım demesi arkadaşları duyarken beni orada rahatsız etti mesela. Niye? Çünkü herkesin evet bir şampiyonluk hedefi var ama bunu söyleyeceğin yer konseyde büyük SMS'tir ya da Acun abi işte bundan sonraki ile ilgili bir şey sorduğundadır. Ama orada bana deyince birkaç kişi duyup da böyle bakınca hani ben bir rahatsız hissettim ve oraya sonuçta biz yarışmaya gittik ama orada yarışmacıları da gözlemlemeye gittik yani. Şimdi bende evet. bir sürü fikirler oluştu Aynen. yarışmacılar hakkında. Mesela Seda bana daha soğuk geliyordu. Seda sıcak gelmeye, evet. daha sıcak gelmeye başladı. Ya gerçekten böyle bir durum var. Ama mesela Bora ile Dalakan'ın bu kavgasında e, Bora'nın ya yani mesela ben bugüne kadar Survivor'da çok yüksek böyle kadın erkek kavgası görmedim. Çok az olmuştur. Bir Nihat Doğan'la Merve'nin hatırlarım öyle bir kavgasını. İşte bir benim Merveli ufak bir tartışmam vardı. Hani kadın erkek kavgası çok olmaz. Evet. O yüzden ben izlediğim zaman benim hoşuma gitmiyor mesela. Ben de içinde bulunmuşum bir kere ama hoşuma gitmiyor. Çünkü e, onun hani çizgisi hep bir saygı ve ahlakta kalması lazım ya şey gibi. Bir de düşünsene sen Survivor'a gitmişsin. Herkes senin Dalaka için söylüyorum. Ee, Yunanistan'da herkes ama herkes Dalaka şampiyon olacak demiş geçen sene. Bir anda Dalaka ikinci olmuş ve bence Survivor'da en zor şeydir ikinci olmak. Bak en zor şeydir herhangi bir yarışmada da. Evet. Şampiyon bambaşkadır ama ikinci oldun mu? En son kaybedensin, en böyle ramak hani evet, kalır, böyle hani buranda kalır gibi kaybedersin evet. ya. Şimdi o akşam Dalaka şampiyon olamadı, eve gitti, belki ağladı, belki bir hafta evden çıkmadı falan. Bu hepimize olabilecek bir şey evet. ve. Oradan vurması bana biraz ters geldi mesela aslında. Hani iş ha, arı, evet, inşallah, inşallah gidip yine ikinci olursun gibi hani gidebileceğin yer orası evet. gibi demesi beni rahatsız etti. Ama Bora'nın gerçekten mesela ben de şu noktadayım. Bence Survivor'ın Survivor bir finalisti benim için belli. Ben şu an onun karşısına rakip arıyorum. Öyle düşünüyorum. Ve Bora şu an gerçekten bu son iki koltuğa en kuvvetli adaylardan biri. Ama Bora'nın dezavantajı şu. ilk iki ay hatta üç ay diyeyim o sakatlanana kadar e, biraz daha böyle sert bir bora izledik. Evet. Aslında üstten bakma değil de, e, Survivor'da da hayatta da biraz daha bilgiliysen, biraz daha mantıklı konuşabiliyorsan insanlara bu şey geliyor. İşte ya hani her, ya, bilen kişi her zaman şey karşı tarafa karşı ya bu her şeyi konuşuyor, her şeyi biliyor gibi geliyor. Bora da böyle hani seyircinin yakalayamadığı böyle bir şey var aslında diye düşünüyorum ben. Ya ama, ama şeyler de var şimdi bak. Mesela Bora'nın e, Bora ne kadar iyi olduğunu, hani o eğlenceli tarafını, e, içindekileri direkt karşı tarafa aktardığını, hiç oyunu oynamadığını e, ekranlara karşı onu görebiliyoruz biz ama şöyle de bir durum var şimdi Bora'nın bazı içinde yaşadıklarını, düşündüklerini çok sert bir karşı tarafa aktarması da insanların artık aklında da yer etti. Mesela Su'de için de aynı şeyler geçerli. Su'de çok çok iyi ve inanılmaz eğlenceli bir kız. Çok da güzel bir kız. Nasıl gidiyor sence Ama, şu an e, yani Sude şu Yani Sude'nin sanki birazcık daha performansı düştü gibi daha Sinere mı acaba silik kaldı gibi. Evet Sakatlıktan dolayı ne yazık ki Survivor'da. Ya unutuluyorsun ya performansın o en baştaki performansın bir adım geride kalıyormuş gibi. Sude'nin de bu yüz mimikleri hep konuşuldu. İşte arkadaşlarıyla bu grup halinde hareket ediyor oluşu konuşuldu. O yüzden de bir de sakatlık üstüne geldi. Bu sefer Sude'nin sanki performansı unutuldu gibi. Bora'da da aynı şey geçerli. Bora'nın performansı çok çok iyi ama biz performansından çok surat ifadeleri işte insanlara karşı yaklaşımı bu sivri dilli oluşunu konuştuk Bak bana göre şu anda mesela Bora gerçekten final koltuğuna oturabilecek en ciddi aday ama baktığımızda Bora'nın şunu da unutmuyorum çok iyi diyoruz ama benden özür dilemen gerekiyor ben sana seçimi yaptırdım işte bana teşekkür etmen gerekiyor hani bu kısımlarda insanın aklında yer etmiş olabilir bu evet. da ona eksi yazıyor Maalesef. Bu arada sosyal medyadan da Twitter'dan Survivor 2019 hashtag ile bize sorularınızı sorarsanız onlara da cevaplarız. Ya da yorumlarınız varsa onları da burada okumak istiyoruz. Bugün biraz daha seyirciye de söz vermek istiyoruz. Hemen Twitter'dan Survivor 2019 hashtag ile yorumlarınızı bekliyoruz. Dalaka ile Bora'nın bu yorumladığımız tartışmanın bir ön kısmını izleyelim ardından buradayız. <laughs>

Και μου λέει τι, τι έχει πετύχει, τι λέω το πάρει στο βαλκανικό μου. Λέει εντάξει, μου κάνει γιατί δεν έχει κάνει. Τι σου είπα αυτό. Αυτό μου είπε. Και μου λέει, αυτό σου και αυτό σου μου λέει, λέει έχουμε και εμεί κάποιου βαλκανικού. Όχι, είπε εμεί έχουμε δύο ε, μετάλλια στην Ελληνική Μεταλλαγία. Μου λέει δεν έχει πετύχει. Αυτό σου λέω, να μην το δίνει σημασία και να μην μπορεί να μου μιλάει κάποιο και να μην μιλάει. Όχι αυτό ορίστε, αλλά να μην είναι. Να μην επηρεάζει και να απαντά με το ίδιο. Κακό τρόπο. Κατάλαβε. Τι να σου πω αυτό, να θα πει, να ρωτήσω τι έχει αυτό. Γιατί μου λέει δεν τίποτα, μου λέει το τι είσαι. Βάλκανε, βάλκανε νίκης. Δεν σου είπα αυτό, νομίζω. Αυτό σου είπα ότι στο μυαλό σου έχει συνέχεια την νίκη <σομίως> και και Εσύ του Άμα είχα στο μυαλό μου συνέχεια την θα έπρεπε Και μετά Όχι, δεν

Evet hemen bir yorumla başlayalım. Şöyle bir şey yazmış e, Miss06. Hakan Bey devamlı Bora'nın, Seda'nın 3 ay önceki hatalarını tekrar tekrar gündeme getiriyorsunuz. Yusuf'un daha birkaç hafta önce Atakan neler yaptığı tamamen örtbas edildi. Şimdi şöyle bir şey 3 ay önceki hata ama Survivor'a genel anlamda baktığımız için Hani bundan önce mesela Damlalar'ın senesinde Serkay'ın başta yaptığı bir hata belki de onun evet. şampiyonluğuna mal Kesinlikle. olmuştu. Yani Survivor'a genel anlamda bakıyoruz. Yani son bir haftayla, son bir ayla... Aslında öyle ile... olması gerekiyor. Çünkü o zaman insanlar yarışmasın ya da insanlar birbirine kötü davransın. Son bir ay kala herkes bir canım cicim. Sonra ki. şampiyon olmayı kimse Aynen. bekleyemez. Burada yani. şeyden bahsetmiş. Yani Yusuf'un Atakan'a <laughs> neler yaptığını örtbas ettiğiniz. Yusuf Atakan'a ne yapmış merak ediyorum. Ben pek bir şey görmedim ama... Ya Aralarında sadece bir şey? olan bir araba mevzusu vardı galiba yani onunla alakalı. O alakalıdır. tartışılır bir konu yani hani orada amaç o mu? Yani amaç Atakan'ı bu hale getirip elensin diye mi? Yusuf böyle bir şey mi yaptı? Kimi insan Atakan'ı destekleyenler böyle olduğunu düşünüyor mesela. Yusuf Atakan gitti diye üzülen tarafta. Yusufçular da öyle olduğunu düşünüyor. Hani bu tartışmaya açık bir konu ve buradan ha herkesi mutlu etmek Kolay değil yani herkesi mutlu edemeyiz bu konuda. Evet, evet kesinlikle. Peki bir şey daha soracağım. Ee, şimdi burada mesela Bora tamam dalakayla bir dalaşıyor da. E, Bora'nın karşısında artık e, dalaşacağı biri yok mu? neden Mesela neden Yusuf'la uğraşmıyor? Ya da Yusuf'la niye aralarında e, herhangi bir şey yok? Böyle hani ikisi de çünkü kafaya gidiyorlar. Yarışlara çıkıyorlar. <laughs> ama biz onların arasında bir şey görmüyoruz mesela. Hani... Ne bileyim. Ama durduk yere tartışamazsın. E, tabii ki, yani. ki, tabii ki. Belki Yusuf ona gerekli malzemeyi vermiyor ya da Bora gerekli şeyi aramıyor ama hani neden dalaka yani? Ama bir eksi, eksi bir Elektrik var, yani gerçekten var. Dalakanın da var, Yusuf şeyin de var, Boranın da var. İkisi birbirine negatifler ve bu negatifliği kullanarak zaten bir tartışma açıyorlar. Yani mesela hani burada Bora gereksiz bir şeye girmiş. Eyvallah. Gerçekten gereksiz. Hem kadın olduğu için ki ben bunu da çok doğru bakmıyorum. ...aman kadınla tartıştı, tartışmadı mevzuları hani kadın da survivor olabilir. Şampiyon yapmasanız da kadınlar da survivor'da çok daha güçlü durabiliyor. O ayrı bir mevzu. Evet. Ama Dalakan'ın da aslında sert bir kısmı var ve Bora bunu yakaladığında onun üstüne gidebilir. Sevmiyor ya. Bora sevmediklerine daha böyle sevmiyor, sevmiyor, <laughs> evet, sevmiyor ya. Hani. Bundan dolayı olabilir hani arada gerçekten negatif bir durum var ve Dalaka da bu negatifliği hemen karşılıyor. Hemen pası atıyor sonra bir tartışma başlıyor. Peki bir şey hocam, yani şimdi Dalaka atıyorum olimpiyat derecesi olmayabilir. Dünya ya da Avrupa derecesi olmayabilir. Ama şu an Survivor tarihindeki belki en iyi kadın yarışmacılardan evet. biri. Yani aslında e, ya ben bu pencereden bakmak daha doğru değil mi yani? Ya. hani O gereksiz. Yani ne olur ki yani milli takımda evet derece almış ama Survivor'da iyi. Bence hani tam tersine bu konuda takdir etmek lazım. Ya kesinlikle şimdi artık bu aradaki o kavgadan dolayı kimse kimsenin altında kalmak istemediği için artık hani biraz daha tartışmalarda şu olur ya biraz daha karşı tarafın canını acıtayım, biraz daha yükleneyim, biraz daha yükleneyim. Hep onun bir dozajı şey artıyor. Ee, ...biz gördüklerimizi konuşuyoruz... ...görmediklerimizi konuşmamamız gerekiyor ya normalde... ...ama böyle ortaya tezler atılıyor... Gördüğümüz ...ben zaten o zaman... <laughs> ...yok Vay. hani bence böyle olmuştur... ...bence o yazdırmıştır... ...bence bu yazdırmıştır... Tribine gireyim size o zaman... ...o zaman belki de aralarında şöyle bir şey oldu diyelim... ...Dalaka işte büyük bir sporcu... ...hani Seda Evhan'ın mevzuları oldu... Hı hı. ...onunla ilgili belki Bora'nın sinirini bozan bir şey oldu... ...ve oradan vurmaya çalıştı... ...belki atıyorum... ...Dalaka bununla ilgili ben... Milli sporcuyum, ben şuyum buyum yaptı ve bu arada vurmak için bunu kolladı. Durup dururken onun spor hayatıyla ilgili neden bir mevzuya girer mesela? Bence onu işte şeyden dolayı hani sen hep e, kazanamayan olacaksından vurmaya çalıştı diye evet. düşünüyorum. İşte, Bak şöyle bakıyorum oldum. ben ona. Bak, Avrupa olaya. dünya derecen yok işte sen standart bir... Onu sorgulamak işte dedi. çok yanlış oluyor. O çok saçma o hiçbirimizin e, hakkı o zaman şöyle değil. değil hiç oyunlara çıkartmadıkları o kayın... Bir sürü Avrupa, dünya derinliği var. O zaman okayı O evet. zaman anlatabildim mi miyim? Okay Bu sadece ben seni biliyor musun lazım. söyleyeyim. Mesela Bora dört aydır oradan. Hı. Gittiniz oraya ikiniz de sen fikrini söyledin, sen fikrini söyledin. Mesela sen ne dedin? Çok egolu. Dalaka egolu dedi Damla'nın görüşü. Üç gün durdun. Bana Bilemedim da tam tersi geldi mesela. mesela. Ama sana yaşattı. İkisi yarışıyor, yarışıyor mesela. Ee, rakipler birbirlerinin selamına bile dikkat ederler evet. Gülüşüne dikkat ederler Başarılar dilemesine Oyundan sonra bana sarılıyor mu sarılmıyor mu Dikkat ederler 4 günde mesela onun egolu olduğunu düşündün Bora'nın hakkı değil midir ki 4 ayda Dalaka'nın egolu olduğunu düşünmek Belki de öyle düşünüyor Hakikaten belki de öyle Ben bir hafta geçirdim onunla yarışma dışında Eğlendik yemek yedik sohbet ettik Çok tatlı bir kız ama şunu da düşünmüyor muyuz? Geçen sene de bu performansa sahip olan Dalaka. Bu kadar sevilirken, bu kadar başarılıyken, erkeklerle yarışma izni ona verilmişken ve erkekleri yenmişken neden şampiyon olamadı? Evet. Acaba Hayır. bu hisse kapılan insanlar mı oy vermedi? Ya da senin gibi o konuşması tabii ki, etkilemiş olabilir. Her şey yani sana 4 şey. günde evet. ego egolu gelen Dalaka 4 ayda belki buraya da geldi. Belki de bu yüzden bu arada sevmediğini iyice belli eden bir tip olduğu için her konudan girmeye çalışıyor. Tamam. Doğru mu? O yanlış o kesinlikle ama yapıyor. Genel bir soruyla geleyim. Neden kadınlar Survivor'da şampiyon olamıyor? Senden ötürü. <laughs> ha gerçekten neden yani? Bu biraz fanboyluktan mı oluyor? Yani genelde işte hani erkek yarışmacılara e, özellikle Acaba genç kızlar zaman daha, daha, daha çok şey yakıştırılıyor bu durum diye düşünüyorum. Yani şunu, o ile yani, Adem konuştuğu eleştiri eleştiri bir hal oldular. Ee, ben de izledim onu. Asla kötü niyetle söylemediler bu arada. İkisi de kendi fikirlerini söyledi ki çoğuna katılıyorum. Hakikaten Survivor şampiyonluğunu erkeğe daha çok yakıştırıyorlar. Ve bundaki en büyük par bizim kadınların. Her zaman söylüyorum biz birini sevdik mi sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Alıyoruz elimize telefonu ben Adem mi sevdim çat 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 Adem yazıyorum. Ama erkekler harbiden iyi kadın ya nasıl yarışıyor helal olsun dediklerinde oy vermiyorlar. Ama kadın fanlı başka bir boyut. Kadın her şeyini bırakır o, fa o fanı olduğu insana sonuna kadar arkasında olur. Onu mutlu etmek için. Sanki tek onun fanı oymuş gibi davranır. Ama erkeklerde öyle bir fanlık boyutu yok. Hiç gördünüz mü bir kadın işte oyuncu için ya da mesela Survivor için ağlayan 3-5 kişidir 10 kişidir. Ama bir Survivor erkeği için ağlayan kaç kişi sayarsınız? Evet, daha fazla. Ben yüzlerce sayarım evet. size. Ama bu yani çok başka. bu kadar başarılı bir kadın yarışmacının da hani ben bunu senin için de söyleyebilirim Damla içinde, de içinde, için Merve Aydın zaten finalde böyle ucundan döndü aynı şekilde. Hani bir yerde bence bu kırılabilir çünkü Survivor izleyicisi kadın izleyici yani bence biraz daha kadın kadına çok şey yapabilir sahip de çıkabilir yani Merve Oflaz oldu ama o zamanki sistem biraz daha farklıydı falan filan. <laughs> Yani bilmiyorum artık bir şampiyonluk sizden bekliyoruz yani ha bir dahaki olsun. <laughs> gidersen... Biz buradan o zaman Acun abiye seslendelim. Ee, Merve'nin şampiyonluğu en azından kadın şampiyon olarak ilan edilsin. Ee, 2016'da Damla kadın şampiyon olarak, 2017 lütfen ben çünkü ben kaldım. 2018'de Nagihan, evet. 2019 artık kime kısmetli dedi ama bize de bir en azından kadın Değil şampiyonlarımız mi? diye bence, bizi de ilan bence edin artık yani. Bir kadın şampiyon çıkması için tek bir var. <laughs> Onda biraz birazdan açıklayayım mı? Tamam. Ta biz oradaki açıklamayı. <laughs> tamam tamam. Yok. E, bence bir formül var ama. Sadece kadınlar yarışacak. Saygını ya, çok basit bir şey zaten de böyle bir şey olabilir. Bu arada tamam, sizden biz... şöyle bir şey rica edeceğim evet. arkadaşlar. Beyaz takım ve siyah takımdaki arkadaşları çünkü şeyi de konuşmak istiyorum. E, şimdi Bora'nın zaten adada Dalakaylı olan sohbetlerinin e, bu konunun e, yankılarını da e, gireceğiz ama beyaz takım ve siyah takımdaki yarışmacıları hem aday yaşantısı hem de performans olarak 10 üzerinden puanlamanızı isteyeceğim. Sonra sayılar bir eksik olduğu için ortalama çıkaracağım. Çünkü ben kendince bir şey yaptığımda siyah takım biraz daha üstün çıktı. E, yani atıyorum 5 kişi finale gidecekse bence bunun 3'ü siyah takımdan da olabilir. Size de soracağım bunu. Ben hatta tek tek başlayayım. E, Se Sema senle başlayayım. Tamam. Seda'nın performansına bir puan verir misin onun üzerinden? Hızlı hızlı. Vallahi on, bakıyorum ikinci sırada Türklerin içinde birinci sıradaysa 10 on, on, veriyorum. Çünkü on, on birinci veriyorsun. sırada Seda. Sen kaç veriyorsun Seda'ya? Birinciye de 10 demezsek ki 10 diyeceğiz? Damla. Valla performans olarak. evet. performans evet, olarak. 9 diyorum. 9 tamam ben de 8 verdim. Bora'ya kaç veriyorsun? Ben size şoktayım ya. Birinciye 10 vermiyor. Birinciye 10 da birinci olan %100 yüz mü yapıyor ki yani? Hani Hayır canım 60'da... aralarında veriyorum ya ben. De ben gene 10 üzerinden bir puanlama yapıyorum. Ha, hani, tamam. Ya, i̇lla ki bir puan kesersin. Oraya... Onda onluk bir yarışmacı ha, herhalde ben yok. Ya, Dal Dalaka ya, da, Dalakaya da da 9 vermiyorum. veriyorum. O da ikinci sırada çünkü. Bora'ya 9. Sen Bora'ya kaç veriyorsun? Ee, söylüyorum. Ben de 8 veriyorum. Ben de 8 verdim. Okaya Ay, kaç veriyorsun? Cimriler iyi ki öğretmenler. Ben ok üzerinden. Oka'ya da 8 veriyorum. 8 sen? Sen benim Türkçe hocam falan olmalıymışsın ya. Bu ne güzel bir keseden dağıtıyorsun. <laughs> sen kaç ben, ben veriyorsun? Ben direkt 100. Ben şu anda 6 veriyorum. Tamam ben 7 verdim Oka'ya. Oka'ya 6. Afrut diye 8 yani veriyorum. Birler yani 1'ler de var 2-3 falan. Bunları hiç vermiyor sen, muyuz? Sen? Ben veremem. 1-2-3 verilmez o kadar da değil ya Hayır <laughs> e, yani herkesin içerisinde değerlendiriyoruz. E, tabii zaten. ki tamam. Afrut diye kaç veriyorsun? Afrut diye veriyorum. Afrut çok şu anda bir düşüşte olduğu için. Afrut diye <laughs> <laughs> e, 4 veriyorum. 4. Ben 6 verdim. Nikos'a? Ben 6. Öğretmen olsam. Sen 6 sen. Nikos'a 5. 5. Ben de Nikos'a 4 verdim. Kriyakos'a 5. Beş. 5 sen. Damla. 3. 3. Ben de 4 verdim. Ay siz ne tamam, kadar. Tamam beyaz takımı misiniz? tamamladık. Bunu şimdi birazdan... E, performans olarak e, şeyini çıkaracağım. Hemen siyah geçelim hızlıca. Sude'ye kaç puan veriyorsun Sema? Sude'ye kaç puan veriyorum? 7. 7 sen Damla ben de 7 veriyorum tamam ben 6 verdim Emre'ye Emre'ye şu son şeyine göre veriyorum ben 9 veriyorum 9 sen ben 7 veriyorum ben de 7 verdim Yusuf'a kaç veriyorsun 9 veriyorum 9 sen 9 ben de 8 verdim Dalaka'ya kaç veriyorsunuz Dokuz. Bir dakika ya, siz nasıl siz not Bir, şey bir dakika ya, Sediye bir dakika. On verirken, <laughs> kaç şeyci, onu merak On ediyorum. vereceğim tabii ki canım. On, on. O da kendi ülkesinin birincisi de. Siz acaba birinci olan insana sekiz verirken Yusuf'un performansına nasıl dokuz verdi? Ben Seda'ya dokuz verdim de. Bu arkadaşa sormak istiyorum. Tamam Dalakaya kaç veriyorsun? 9. 9. Ben de 9 Abi nasıl verdim. 9 Benim 10. için Survivor'da bu sene tek bir 10 puanlı yarışmacı vardı. O da Hikmet'ti. 10. O kadar bak. Ona 10 Ama veriyorum. Ama şu an bunların arasında veriyoruz tamam. ve birinci 10 puan vermezseniz. Tamam ben böyle veriyorum. Olmaz arkadaşlar. Öğrenciler sen Dimitri'ye kaç veriyorsunuz Dimitri'ye? Dimitri'ye 7 veriyorum. Ben de yedi ee, verdim. Yedi verdik. Spiros'a? 6 veriyorum. Ben de 6 verdim. Evet galiba 6. Paniotis'e? Ben ona 7 veriyorum. Sen? 8. Ben de 6 verdim. 6, 7, 8. Şimdi ben bunları evet. toplarken siz de bu arada Bora'nın ve Dalaka'nın adada aralarındaki tartışmayla alakalı arkadaşlarıyla konuşmalarını izleyin. Ardından ortalamaları çıkaracağım. Buyurun geliyor. On the ceremony in the beginning mm uh -hmm. -huh. they were talking about the games and stuff about the scores and you guys you were like gently politely saying oh, no it wasn't this game this game was 10-5 oh no 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 this game was 10-8 and stuff You were mainly all connected. Like mm -hmm. When it was Daraka, she was uh, shouting, no, no, we didn't lose ten five. we lost 10-8. No, it wasn't that game. And then I went Daraka, and then after the ceremony, and so I said, Daraka, you know what? Because of the attitude that you have, the character that you put here, you're gonna lose again on the final spot. At the ceremony, Λέω, έλεγε ότι εμεί χάσαμε 15, αλλά δεν χάσαμε 15. Εμεί κέρδισαμε, λέω Η ομάδα μα κέρδισε 15. Και λέει, έλα Κατερίνα, φτάνει, είστε η καλύτερη ομάδα, είστε καλύτερη, είσαι καλύτερη. δεν είπα ότι είμαι η καλύτερη, λέω, είμαστε η καλύτερη ομάδα. Είπα ότι κερδίσαμε. λέει εντάξει, καλά, είστε καλύτερη, τα έχετε πάρει όλα. Με ηρωνία και κακία. Και δεν ασχολούμαι. Ορτέ κοϊδού που τα βουλάλα, μπέντζε, σαργιλίδι, καρακτέλλεδε, ωζαλίκλε, καϊπέτικτερη ο Ιουνάρδαν Σόνρα, φάρτου çok mutlu bir Katerina var. Bence bu sene gene final koltuğuna oturacaktır. Ama bence bu sene ikinci kere başarısız olacağına inanıyorum. Çünkü uzun süredir onu gözlemliyorum. E, hareketlerine bakıyorum. Ve gene söylüyorum. Bugün seremonide onun dışında hırçın bir şekilde yanlışlara cevap veren Yunan bir yarışmacı yoktu. bir bir Çünkü...

Oh, outside, I, I don't care about the championship here. Outside, I have many, many victories and stuff. Oh, yeah, you became a Balkan champion, Ath Athena champion and stuff. I said, yes, 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 I'm like this. And I'm so good outside. I said, look, you're only talking about your statistics. Because when she won 13 in a row, she was running to me when we were in the mixed game. She said, oh, last year, I won 11 in a row. this year I beated my own record. It's 13 in a row. I, I remember. I said hiç <applause> Daraka. Sen bir şey başarabildin mi diye sordum ona. Sormam da yanlıştı. Çünkü sanırım beni üzen memleketimde de birinci olsam ben şampiyon olmak için çabaladım. Biri kendi şehrinde de şampiyon olsa bunun başarı olduğunu düşünürüm ben. Hiç kimse beni Balkanlarda altın madalya aldım ve olimpiyatta alamadım diye başarısız diye yargılayamaz. Buradan bana karşı büyük bir kıskançlık olduğunu anlıyorum. Komik olansa bunu bana hiç söylememiş ve benimle bir sorunu olduğunu göstermemiş olması. Evet adada Bora-Dalaka tartışmasının yankıları devam etti. Bora arada Dalaka da e, kendi fikirlerini anlattılar. Yani ikisi de birbirine sitem ediyorlar aslında. E, olay devam ediyor. Yani biz Bora ile Dalaka'yı bundan sonra bu tip tartışmalarda bol bol görür müyüz? Ne diyorsun? Ya ben zannetmiyorum aslında. Yani e, bilinçli olarak yapılan bir hareket değil. Yani Bora ona gidip de bilinçli olarak e, bu kavgayı ya da tartışmayı çıkarmaya da Dalaka aynı şekilde... O an o konu gerektirdi ee, ve o yüzden de öyle bir tartışma çıktığına inanıyorum. Sadece kötü olan tarafı işte Boranın bazen bu içindekileri dışarıya yansıtırken e, yanlış noktalara değiniyor olması e, ve şurada da senin başarı, yani başarın nedir? Ne yaptın ki olimpiyatta madalya mı aldın? Bizim takımda olimpiyat şampiyonları var işte altın madalya alanlar var. Hani bu konulara girmek çok yanlış çünkü evet. ne kadar olimpiyatta da başarılı olsan e, sporcu kimliğin de çok çok iyi de olsa. Ee, evde belki yüzlerce altın madalyası olup da ondan sonra Survivor'a geldiğinde gerçekten çok bambaşka bir yer. Oraya geldiğinde hiçbir şey yapamayabilirsin, sakatlık olabilir, oradaki e, düşüncelerinle beraber psikolojik olarak ayak uyduramayabilirsin, herkesin başına gelebilecek şeyler. O yüzden insanları bu şekilde yargılamak yerine Survivor'daki davranışlarına, yarışmasına göre eleştirmek ya da yargılamak çok daha doğru olur. O yüzden burada Bora'nın yanlış yaptığını düşünüyorum ben. Evet Bora'nın mesela şey tavrı da var. Diyor ki ben bu adama nasıl kaybederim falan diye mesela bench'te bağırarak söylüyor. Aslında mesela bu da kötü değil mi? Hani karşı tarafa karşı biraz böyle şey yapması. Hani bu adama değil de nasıl kaybederim bu oyun desen tamam ama ben bu adama nasıl kaybederim diye hani ben izlediğim zaman mesela beni rahatsız ediyor. Hani çünkü karşı taraf sen biraz küçük de, görmüş gibi de oluyorsun. Hani bu atıyorum Spiros'ta olabilir, Anniot de olabilir, Emre de olabilir. Hani anlatabildim mi? Yani bu, bu da mesela biraz insani bir oluyor. şey ama maalesef ki şöyle. Şimdi Bora'nın bir agresif yanı göründü ya. Bir olay, iki olay, üç olay bilemeyiz ama agresif bir yanından dolayı bunlar üst üste gelerek 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 çok daha göze batmaya başladı. Mesela geçen gün Ogeday da söyledi. Aynı cümleyi ben Adem abi'ye söylemiştim dedi. Hiç böyle düşünmeden Şimdi Adem All Star şampiyonu bir sezon önce o kadar diyor ki ben Adem'e Adem nasıl oyun kaybederim ben buna nasıl oyun kaybederim diyor. Adem'in küçük gördüğü için alakası yok. Yani burada ne kadar konuşsak da biz de o odada yarıştık bizim de yanlışlarımız oldu. Biz de kaybettiğimiz zaman ya buna nasıl kaybettim atıyorum oyun için bu oyunda ben kaybedemem buna. <laughs> hani atıyorum hani senin havuzun çok iyidir. ...bana o havuzda kaybetmemen gerekir. Ya da Hakan Havuz'u çok iyi... ...Adem'i kaybetmemesi gerekir. Böyle bir şey vardır ya... ...bunun ben çok böyle kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hepimizin yaptığı sistemler... ...hepimizin ha. yaptığı gaflar hatta. Ee, ama Bora yaptığı zaman... ...ekstra ekstra konuşulup... ...ekstra göze batıyor çünkü... ...daha sert e, duruşu olduğu için... aa ...Bora bunu yapmamalıydın diyoruz. Evet yapmamalı. Ama özüne baktığımız zaman... ...hepimizin yaptığı şeyler ve o oyun kaybında olabilecek şeyler. Kimseyi küçük gördüğünü düşünmüyorum ben. Ee, küçük görmekse bunu yapan herkes insanları küçük mü görüyor o zaman nasıl şampiyon oldular diye sorarım. Çünkü herkes yaptı. Bence Bora biraz ağzını tutsa çok daha iyi yani evet, olur. Evet ağzını tutsa çok yolunda. Belki şeyin olur. de rahatlığı olabilir şimdi. Hani büyük SMS bitti ya. Bir böyle biraz daha rahat olabilir ama şimdi finalde bir sürü SMS'ler çıkacak. Eğer kalabilirse Bora içinde, Sude içinde, Yusuf içinde, hepsi içinde. Ama ben onlara çok başlantı kaldık kaldıklarını çok Rahat ama. olduğunu düşünüyorum ben <laughs> Yani e, aklına geliyor muydu senin büyük SMS olduğu? Birazcık rahatlık falan. ama şeyi düşünüyorum sadece. İnsanlar neye bakıyor biliyor musun? Büyük SMS de olsa ne olursa olsun oyuna çıktığın zaman insanlar seni izliyor ve performansın ne kadar iyi ise şampiyonluğa o kadar daha yakın Yakınımız. oluyorsun. O yüzden Büyük SMS'de ben işte dördüncü olmuşum, ikinci olmuşum, evet. birinciymişim falan filan. Birinci olabilirsin Büyük SMS'de. Baktın davranışların çok kötü. Gittin Kıbrıs'a, Kıbrıs'a ilk elenen de sen olabilirsin. Evet. Öyle bir durum var. Bu arada bizim sonuçlarımızı açıklayayım. Biz e, az önce Sema ve Damla ile beraber takımdaki yarışmacılara puan verdik. Hem beyaz takıma hem siyah takıma. Ortalamaları söylüyorum. Beyaz takım ortalamamız 6.55 çıktı. Siyah takım ortalamamız da 7.20 çıktı yani bize göre siyah takım biraz evet, daha işte. iyi ama evet. şuradan geleceğim şimdi biliyorsunuz salı akşamı yani evvelsi akşam ee, şey elendi, Büşra elendi. ve ee, hep şunu düşündü herkes Büşra gitti artık beyaz takım biraz daha rahatlar mı ya da çünkü Büşra gerçekten kendi de söyledi yani performansını tam anlamıyla ee, gösteremedi gerçek Büşra'yı görmedik dedi e, ben Büşra içinde gerçekten ortalamanın biraz altında kaldığını düşünüyorum. Mesela dışarıda onu tanıyanlarla konuştuğumda Büşra'nın aslında daha iyi bir yarışmacı olabilecekken ya da daha iyi performans olabilecekken maalesef bir türlü hani kabuğunu kıramadığını sadece bazı oyunlarda gerçekten çok iyi olduğunu işte Büşra'nın gerçekten o olduğunu söylediler ama tabi Survivor bu. Ee, bir şekilde e, yarışlarda kazanıyorsunuz kaybediyorsunuz Büşra'nın kaybeden tarafı biraz daha fazlaydı. Büşra'nın gitmesiyle e, sizce dengeler ne şekilde değişti? Ya da takımlar biraz daha yaklaştı mı? Çünkü hani beyaz takım şu an biraz daha kuvvetlenmiş olabilir. Fikstür gereği diye düşünüyoruz. Ben mesela şunun çatırtısını duyacağız gibi hissediyorum. Hı hı. E, son oyunda mesela izledik hep beraber. Dalaka dışarıda kaldı. Hı hı. Yarın kalır. Öbür gün biri kalır. Üçüncü gün, dördüncü gün ben niye dışarıda kalıyorum yani? Ne oluyor diye başlayabilirler. Bundan yana şu, şu, bu saatten sonra siyah takımın kadınlarını sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Belki ki inşallah Afrodit'in o kafasının üstündeki o gölgenin dağılacağını düşünüyorum. Yarışa yarışa. Çünkü Seda ve Afrodit daha çok yarışacaklar artık. Bir taraf çok daha az yarışacak 3 kişi oldukları için. Bu durumda mesela e, tavırlar çok önemli. Katerina dışarıda kalmayı çok fazla kabul etmez evet. ki kalmamalı da bence kazanmak istiyorlarsa. Olan Sudeye olur mu? Sude çünkü biraz daha yavaşladı zannediyorum kilosundan ve sakatlığından dolayı. Sude olan olur mu? Acaba Sude o gösterdiği performansı tekrar ortaya çıkaramayabilir mi? Çünkü çok az bir vakit kaldı. Ya da ben sakatlıktan çıktım. Bir an önce kendimi göstermeliyim deyip oyuna çıkmak için hamleler yaptığında ortalık karışır mı? Evet <laughs> o biraz olur kısmı. gibi geliyor bana. Çünkü evet. ee, mesela... Hani ben bunu izlemedim Adem'in anlattığını anlatayım size. Siz oradaydınız belki söyle, söylersiniz. Sizin oyununuzda Dalak'a yarışmak istemiş. Yarışmak istediğinde de Seda demiş ki tamam o yarışsın çünkü susmayacak tamam. belli hani bizi suçlayacak. Adem de sinirlenmiş ne demek o yarışsın. Çık yarış demiş oyunu al sen. O kızacak diye oynamayacak mısın demiş. E şimdi bunu yapan Dalak'a. Ben inanıyorum ki şu anda kabul etmez kenarda durmayı. Ya yani bir şekilde şey yapmak. Kesinlikle bilektir. ki hakkıdır, ben, yarışması e... hakkıdır ama Sude olan olur mu diye düşünüyorum çünkü Dimitra'nın bir şekilde yarıştığını görüyorum ben. <laughs> hani Sude sanki geri plana atılır da Dimitra'ya bir şey olmaz gibi geliyor bana. Evet. Ama orada Sude'nin ben çok ses çıkaracağını düşünmüyorum. Ben oynamak istiyorum ya da ben daha iyiyim, ee, bir şekilde toparlandım artık sakatlıktan çıktım performansım düşük, e, artık son bir ay. Ee, kısa bu dönemde de sen yarışmadıkça ne yazık ki insanlar tarafından unutuluyorsun. Evet. Performansın 3 yarışa değil de artık bir yarışa çıkıyorsan onu da kazanamadıysan ele o zaman insanlar tabii. seni bu yaptığın 4 aylık performansını tamamen bir silip seni son aya göre değerlendiriyor. O zaman Sude için çok çok kötü bir Survivor biter. Ben Sude'de bir kopmuşluk görüyorum mesela. Hani sanki Survivor defterini biraz kapatmış gibi geliyor bana. Hani çok böyle ya belki sakatlığından dolayı tabii ki ama hani çok böyle hani Azimli, hırslı şampiyon olayım tadında devam etmiyor. Mesela ben ondan biraz da hani gittiğimde de onu gördüm. Evet sakatlıktan yeni çıkmıştı, az oynadı falan ama o şeyde değil, o hırçınlıkta değil. Ben onu görmek istiyorum. Yani bak sen de gördük onu, sen de gördük, Nagihan'da gördük. İşte böyle olmalı. Ama her insan benim görüyoruz değil ki. Ya şimdi ben e, çok oyunlara dahil olmak isteyebilirim. Orada tartışmayı da çıkartıyor. Diyorum en son dahil olmak <laughs> istedim. Yani onu çok iyi biliyorum, merak etme. Sen yazdım konuşuyorsun. <laughs> ama e, ya insan oraya oynamaya gidiyor. Yani çok özür diliyorum ama sen oraya gitmişsin. Bak ben 4 ay yarıştım. Performansla da kötü değildim. Ama ne oldu? Son bir ay kala sakatlandım ve bence insanlar benim performansımı hiç hatırlamadılar. Kesinlikle. Çok kötü bir şey. Sıfır. Evet. Son e, o zaman da şimdi o zaman oluyor? Sen <laughs> oynamak istediğin zaman ...aa gördün mü bak oynamak istedi görüyor musun diye de bu sefer insanlar seni eleştiriyor. Ama ne yapacaksın? Adada da e, o zaman yapacaksın evet. Mı? <laughs> yani şimdi o zaman, ben diyelim ki sessiz kaldım. Bak biz Okay'ı da bu yüzden eleştirmedik mi? Çocuk sessiz kaldı, sessiz kaldı. Oyunlara dahil olmadı. E bu Okay'ın suçu oldu. Okay orada konuşuyor. İşte ben de oyunlara girebilirim. Ama geri planda bunu söylüyor. Kimse duymuyor ki Okay'ı. Evet. Okay. E bu Okay'ın okay suçu oldu. E Okay orada e, kalkıp da bunun tartışmasını yapsaydı benchte işte, diyelim ki yarım saat tartışlar oyun arasında evet. ne oldu o kay senin yüzünden kaybetti. Niye çocuk oynamak istedi? Evet. E, aslında olması gereken kimse orada kalkıp da Aa sen benim çok iyi yakın yakın arkadaşımsın ki bizde hani oldu ama sen de benim aramda olmuştu ama ben bu takım içerisinde bu arkadaşlığı görmüyorum. Hakan biz seninle çok iyiyiz. Hakan geri planda kaldı. Lütfen Hakan'ı da oyuna sokalım mı devre şey Hakan girsin. Hakan'ın atışları çok çok iyi diye kimse kimseyi ön plana atmıyor. Ama şöyle bir şey daha var. Okay'ın da hani bir tık hakkı da yendi yani. Şimdi Okay çok iyiyken de onu oynatmadılar mesela. Evet Okay'ın sesi çıkmalı burada. Onu söyledik hep. Yani Okay'ın öyle bir durumu da var. İyisin, koşuyorsun, e atışlarda falan da hani fena değilsin, sayı alıyorsun. Ama bir türlü oyuna giremiyorsun. Niye? Şunu i̇şte söyleyeyim mi? onu hep konuştuk. Ben de aynı fikirdeydim. Hala da öyleyim de. Bir yandan şöyle düşünmek istiyorum ya. Biz de hani bayrağı birilerine çıkarıyoruz ya. Hı -hı. En iyilere çıkarıyoruz falan. Bunun güven meselesi olduğunu düşünüyorum. Ve insanlar tavırlarıyla hani bu normal hayatta da öyle. Şimdi ben alır gelirim aman ağlama. Böyledir. Ya da şimdi hallediyorum oyunu alıp geliyorum. Hep böyledir ya. Bazı insanların tavırları güven verir ve seçtirir kendini. Hani Okay'da böyle bir tavır yoktu anladınız mı? Arkadaşlar ben çıkarım alırım sıkıntı yok. Yani bu tavır da çok eksik. Evet. Ya yani Hakkı yendi ama takım ona güvenmedi diye de ben takıma kızamıyorum. Çünkü hakikaten o şartlarda Hikmet ne yapıyordu? Ben de ben ikini atamadım ama ikinci atarım kardeşim diyordu. Güveniyorlardı. Evet, hani hakikaten o güveni Okay'a vermediler diye ya da Okay onu yarışa atmadığı için ben takıma da kızamıyorum. Peki Çünkü Sude, çok iyi yarışmacı ama güven konusunda yaşatmadı. Sude'ye Sude bu imkanı vermediler diyelim. Sizce Sude çıkıp da ben oynamak istiyorum diye bunu tartışmasına Yapmalı. Yapmalı niye biliyor musun? Yapmaz ama yapmalı. Evet. Niye? Biz burada ne dedik? Takımlar ayrıldı. Sude şu an artık Seda mı Sude mi diyeceğiz? Bakalım dedik. Evet. Acaba geri planda mı kaldı? Bizce dedik Sude Seda tadında bir yarışmacı. Aynen. Hani, talihsizliklerden öyle böyle bir şekilde onu göremedik şu anda. Ama aslında biz öyle olabileceğine inandık. Bu saatten sonra bu bizim çabamızda olabilecek bir şey değil. Sude'nin çabasıyla ben Seda böyle çıkıp yarışacağım. Bu cümleleri ben kurdurmalıyım. Nasıl bize Sude Seda tadında dedirttirdiyse hı hı. bunun mücadelesini vermeli. İstediğin kadar parkurda savaş. Bu mücadeleyi vermezsen Survivor'da hiçbir şeysin. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Hatta şöyle diyeyim. Hani Survivor'da bir film gibi hareket edeceksen 300 Spartalı olmalısın, Truva olmalısın, işte böyle epik filmler olmalısın. ...kalkıp da böyle sakin şey olursan... ...olmaz evet, yani hani... Maalesef. ...çok duygusal... <laughs> ...vallahi öyle yani... Aynen, ...hani doğru anlatabiliyor muyum... ...biraz Demek böyle şey olacaksın... Biliyor musun? Heh. ...o zaman ben çıkıp orada oynayayım derken... ...beni eleştirmeye gideceksiniz... de sıfır yapmışsın... ...tabii ki oynamayacaksın <laughs> Damla Allah aşkına... ...hayır, hayır ya... ...ben ama koşabilirim... ...ben hızlı koşuyorum arkadaşlar... ...Tamam Damla... ...inşallah evet. seneye gidersek... ...onu da sen çıkarsın... <laughs> ...bu arada Survivor 2019 hashtag ile... E, ...görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyoruz di diyorum... Şimdi size bir sorum olacak. Evet. Ee, siz bunu düşünürken bir VTR'e gideceğiz. Survivor'a şu an iki tane yarışmacı geri gönderme şansınız olsa kimi gönderirsin diye sorayım. Siz onu düşünürken de ben, bu ekipten. Bu şu an ve elenenlerden yani. Yoksa sen tabii sen ki, ben de sen gitme. <laughs> ben gidemedim. Ben gideyim. Siz, aynen. Siz bunu düşünürken Büşra'nın ardından Bora ve Seda adada neler konuşmuşlar izliyoruz olarak bir şey oldu. Ya tabii hem beklediğimiz hem istediğimiz, göre istediğimiz Evet, istediğimiz de bir şey oldu. Takımımız için onun gitmesi önemliydi çünkü bazen çok iyi performans sergiliyor ve araya 2-3 hafta girdikten sonra tekrar bir oyunda çok iyi performans sergiliyor. Kesinlikle stabil bir performansı yoktu ve bu takıma en az sayı getiren oyunculardan biriydi. Bu bir oyunsa ve güçlü olanların kalması gerekiyorsa onun gitmesi aslında evet. doğruydu tabii. Çünkü fayda olarak baktığın zaman Okay'ın sayı olarak daha çok faydası var bu takıma. Okay kötü bir performans sergilemiyor ve katkıda bulunabiliyor. Evet o da bazen ciddi sayılar kaybediyor. Bazen üst üste oyunlarda çok ciddi sayılar veriyor ama neticede Büşra'ya göre daha iyi bir oyuncu. Ağladı tabii, üzüldü bayağı bir. Bizi de alıştı. Evet yani alıştı çünkü son zamanlardan sana giderken çok güzel tepkiler verdi, sarıldı bir ablayı dinledim dedi. Evet. Okay'la Büşra potaya çıkmıştı. Büşra elendi ve eee Bora da Okay Büşra'ya göre daha iyi bir performans sergiliyor deyip e, yani takıma katkıda bulunduğunu söylediğinden Büşra'nın elenmesi hani bize göre de mantıklı dedi. Siz ne diyorsunuz buna? Katılıyorum. Yani çok doğru söylüyor da. Hakikaten doğru söylüyor yani. Evet doğru bir cümle. Bu da bu cümle böyle olmaz. Yani Okay evet. ve Büşra'yı karşılaştıramazsın. Aynen. Onları sen Okay'ı... Niye karşılaştıramazsın? Ya şey, Aynen hani değil. Abi, bir dakika şimdi hani karşılaştıramazsın derken. Performans olarak. Tabii ki yakın hiçbir şekilde... ama söyleyebilirsin ama bunu yani. Ama şimdi o biraz daha iyi. Hani o bize katkısa, en azından sayı getiriyor. Bu böyle bir şey değil. Evet. Yani bu doğru cümle kurarken nasıl hata yapılır adlı çalışmayı yapan bu arada. <laughs> Çünkü hakikaten Bora'yı sen kimle kıyas şey Okayı Bora benimle kıyasla dersin. Yani mesela Bora der ki benim kadar sayı alıyor diyebilirsin. Senin tadında bir yarışmacı. Bakıyorum sonra, buraya. Doğru. Bora kaç yüzde 59? Evet. Okay 56. Yani Okay ve Büşra'yı aynı cümle içinde kullanacaksan ikisi potaya girdi ama yani performans olarak asla kıyaslanmazlar. Keşke kimse eğlenmeseydi ama Büşra hakikaten performansı düşük olduğu için doğru bir potadayız. İnşallah doğru bir elim olur. Yuvarla gitsin. Bravo bravo topla çok iyi. Yani bu olay böyle. Okay'la Büşra'yı kıyaslayıp ama o daha faydalı ama o daha az faydalı. Doğru şeyi söylerken hakikaten bu bir algı mıdır? Vallahi şu an kaldı. <laughs> Aynen. Algı değil de ki. onun bakış açısı yani aslında doğru Hayır, şey bak, doğru ki... ama ...iyi e... olduğunu söylemeyip negatiften yola evet. çıkıyor diyorsun. Aynen. Mantıklı olabilir yani. Yani şimdi e, sonuçta sona yaklaşıyoruz. Burada belki de herkes son kozlarını oynuyor. E, baktığında Survivor'da şey var. Sadece başarı performans değil, bunun ada yaşantısı, konuşmalar e, verdiğin röportaj olsun, girdiğin diyaloglar olsun, hepsi bir bütün olarak değerlendiriliyor. Ve orada da artık böyle son kozlarını oynayıp bir şekilde küçük algılar da yaratıyor olabilirsin insanlarda. Baktığımızda kesinlikle Okay ile Büşra'yı aynı şekilde birbiriyle değerlendirmek çok çok yanlış. Bence Bora bunun farkındadır. Ya Okay'ın ne kadar güçlü bir e, hem potası olduğunu, SMS gücünün çok iyi olduğunun farkında. Yani, e, yarışmalarda evet, yarışmalarda performansın iyi olduğunun farkında değil midir Bora? Farkındadır. Ama baktığında e, Büşra ile değerlendirdiğimizde kay en azından sayı getiriyor demek bambaşka bir duruma götürüyor aslında o kayı. O yüzden de orada bir acaba algı mı yaratıyor diye ben de bir soru Sen çok, çok çakalsın. Çok uyanıksın. Ben öyle olabilir ama yani dediğiniz doğru. Sonuçta aralarında %20'lik bir fark var. Hani e, iyi tarafından değil de hani kötünün iyisini ararmış gibi yaklaşmakta yanlış olabilir. Bana da mantıklı geldi. Demek ki sorumun cevabını istiyorum. Evet. Adaya iki kişi göndermek Hikmeti isteseniz... Hikmeti yollayamıyoruz. Hikmeti yollayamıyoruz. Elenmedi çünkü. Ben... Yani Kader, Kaan, Ecem, Kaan Hakan, diyorum. Melisa, Sabri, Atakan, Büşra. Kaan diyorum. Kaan'ı gerçekten izlemeyi isterdim. Çok talihsizden burun bur gitti yani. Çocuk kendini gösteremeden evet. bitti Survivor. Hakan yani diyorum. geçen seneki hali gibi evet. oldu biraz değil mi? Kaan Aynen sanki. öyle oldu. O zaman seneye gittiğinde belki Kaan finale mi yürür? Olabilir. Mesela. Bak nereden Olabilir. geldi falan. Olabilir, mümkündür. Hakan diyorum. Hakikaten yani bu kadar... En iyi performanstan hani ikiydi zannediyorum evet. ikinci sıradaydı. Hakan da yine Büşra'nın o yalanıyla e, veda etmek zorunda kaldı. O günkü hani öyle inandık hepimiz yani birçok insan öyle inandı aslında. Ama bence sadece Büşra'ya bağlı değil Tabii mi? Tabii ki öyle değil yani oy alabilecek şey görmedi belki de insanlar oy vermek için. Hani onu o yalnızlıkta ve o güçte görmedi belki de. Daha böyle herkes dedi ya arkadaşlarının yanında arkadaşlarının yanında ki bence saygıdan sevgiden o ayrı bir mevzudan. Hakan'la Kaan'ı çok görmek isterim ama buradaki bir konuşmadan dolayı Kader'i görmeyi çok isterim. Kader şu bu masada şöyle bir cümle kurdu. Bugün ben elenmeseydim Seda ile Sude konuşulmayacaktı. Ben konuşulacaktım hep gibi bir şey söyledi. Yani hakikaten öyle olur muydu? Ee, neden ben, öyle? Bak olmadı? olabilirdi ama şimdi konuşulmak var, konuşulmak var. <laughs> şimdi hayır. iyi konuşulmazsan ya da olayların içinde böyle hep bir farklı bir noktada da olabilirdi kader. Hani Bazen oluyor çünkü performans çok iyi değil ama hani her olayın içinde evet. var bir şekilde onunla Yo, performans konuşuyor, olarak falan. dedi hani performans olarak azından. ya bilmiyorum aslında kader için bende de çok soru işaretleri var. ben de, de kader hani olabilir miydi diyorum. Benim iki adayım farklı tabii ama e, dediğine hem katılıyorum hem katılmıyorum. Kader de fark yaratabilir de, o da çok erken mesela. Kaan'a çok erken diyorsan bence evet. kadere de çok erken demek yani lazım bugün, yani. bugün dün elenen Büşra'ya bakarsan kader çok erken elendi. Tabii ki. Yani ama... kaderi belki seyretsek Farklı bir şey içinden çıkar mıydı bilmiyorum ama kendine çok güveniyordu. Vallahi ama mi? bir sene kadar hiç belli kadar olmaz. Bir de durum var şimdi. Oradaki yarışmacılar bir ay, iki ay sonunda açılan yarışmacılar da var. Şimdi mesela Büşra'nın performansı sonradan açıldı. Bence Büşra'nın performansı çok 35 açıldı. 35 ile bitirdi ya. ya, ya ben hayır bir atışlar şey mi? konusunda söylüyorum. Bak, bir laf var Biz ya, burada Büşra'nın atışlarını konuşmadık mı sürekli? Bence, i̇yi attığı zaman şaşırdık konuştuk e, tamam. zaten. Bak ben size şöyle bir <laughs> şey söyleyeyim. Bir laf vardır. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde olur. Survivor'da da, da öyledir. Başlarsın. İyi hani en azından vasat yani ortalamada devam edersin ama hiçbir zaman kötü olmazsın. Tam kaderle bir şurayı kıyasladığın zaman ne dersin? Kaderle bir şurayı kıyasladığım zaman ee, ya şey bilmiyorum ya. ya. Bir şey diyemem. Ama potansiyelde var kaderde de yani. Yani kader kaderin ben kötü olabileceğini düşünmüyorum evet. Şimdi ilk elenenler için ne yazık ki kendini tamamen gösteremeden evet. sadece konuşmalarıyla kendinden bahsedecek. Adaylarını de. söyle hadi. Lafımı yarım böldün. ne diyeceğim? Böldüm. <laughs> ben Hakan'ı çok merak ederdim. Evet. Hakan bireysel olsaydı ben Hakan'ı gerçekten merak ederdim. Yani Hikmet'in yanında değil, o arkadaş grubun içerisinde değil. Birazcık daha söz sahibi olan e, performansları zaten çok çok iyiydi. O yüzden Hakan'ın geri gelip e, Hikmetsiz ve e, o grup olmadan yediksi. Yani kişi... siyah takımda bir Hakan mı diyorsun mesela Hikmet'in evet, karşısında mesela? Aynen mesela. Hakan. Çok daha iyi olabilirdi ve İkinci daha fazla adayım. parlayabilirdi. Diğer adayı düşünüyorum. Ee, Kaan'ı tekrardan görmek isterdim Çünkü Kaan'da ne yazık ki e, Dediğiniz gibi Emre gibi Tamamen kendini evet. gösteremeden evet. performans anlamında Ki bence performans olarak kötü değildi Gösteremeden elenmiş oldu O yüzden birazcık daha zamana ihtiyacı olan Bir yarışmacıydı Kaan Seni merak ediyorum çok. Ben erkeklerden e, ikisi de erkeklerden daha doğrusu Hakan'ın çünkü %66 ile Maalesef kendini anlatamadığından elen, Elendiği için Hani Belki yani atıyorum mesela Hakan seneye katılsa çok daha ileri gider. Evet. Çünkü daha bazı şeylerin farkında olur. Bir de belki o siyah beyaz ayrımına kalıp belki bir Hikmet'ten kopsaydı o zaman başka bir Hakan da izleyebilirdik diye düşünüyorum. Ki bence Hikmet'in aynı takımda olmama ihtimali çok yüksekti. düşününce şimdi. Hakan'ın dönmesini isterdim bir de Atakan'ın dönmesini isterdim. Çünkü şu araba olayı hala benim kafamda keşke Atakan adaya gitse. Ya dese arkadaşlar böyle bir şey yok çünkü burada geldi öyle dedi. Dışarıda arabayı paylaşacağız hiçbir sıkıntı yok dese. Çünkü bence Yusuf ve Emre hala araba konusunda <laughs> ne olduğundan emin değiller. Bir. ikincisi Ben e... zannetmiyorum çünkü Atakan verdiği e, bu şeyde video çekimindeyken YouTube'da konuştuğunda Hı. biz e, oyun bittikten sonra bu konu konuyu konuştuk ve e, yarışmadan sonra bittikten sonra bu konuyu konuştuğumuzda Hani hepimizin paylaşacağını ve bölüşeceğini söyledik diye bir şeyi var. İşte ama Yusuf ve Emre öyle düşünmüyor ya. En azından gitsin onların kafayı rahatlatsın. Bir de e, Atakan psikolojik olarak aşağı düşüşten dolayı elendiği için ben böyle hani daha güçlü ya da şu an mesela Atakan'da şu vardır ki, Ya keşke biraz daha güçlü olsaydın da şu yarışmaya Kesinlikle. devam etseydin. Çünkü bu her elenen kişi söyler. Keşke oyunda daha fazla kendini gösterseydin. Ama şöyle bir durum var. Işte. Biz bu isimleri söylerken onların Survivor'u izlemeyip Tekrardan orada evet. olduklarını düşünerekten söylüyoruz. Ben şimdi, daha farklı baktım. Doğru söylüyorsun. He, ya, baktığımızda şimdi önümüzdeki sene atıyorum bir All Star var. All Star'da çağrıldığında sence Atakan seneye aynı Atakan mı? Seneye Star yok mesela. Seneye yok tabi seneye yok ama buradan yanlış anlaşılmasın <laughs> yani. da. Ama Atakan sence aynı Atakan olarak mı gider ya da Hakan aynı Hakan olarak mı gider? Sence Atakan All Star'da olur mu? Olabilir bence. Bence olmaz. Yani bana zor gibi geliyor açıkçası. Yani... E bu konu Çünkü, çok tartışıldı ya çok büyük bir Benim yani, ben, yani, ben yani, yani. daha önce dokuz köyden kovulmuşum. bunu Atakan yok. yüzüne de söyledim. Hı -hı. Yani yar ben dedim ilk Survivor'ımdan geldim. Bana herkes söyledi. Her şeyine çok iyidim. Kavga da yoksun ama grubun içinde ne kavga varsa senden bilindi. Kardeş, kardeş deme. Tamam dedim. Bırak dedi kardeşin olacaksa dışarıda olsun dedi herkes. Tamam dedim ben orada kardeş dost bilmem ne yok ya ben gideceğim oyunumu alacağım oturacağım. Hayır öyle oldu mu sen gittin komaya girdim Yine aynı Atakan ikinci survivor'ına gitsin yine ailem der birisine yine. Yok onun yok daha dersini alır söyletiyor. biraz daha şey yapar yani Bunu ben bence daha da gider. O da aynı fikirde ve ona şunu da söyledim ben senin annen olayım ben senin oğlan olayım ben seni oğlanlara yollamam. Maalesef sizin evde belki böyle bir şey yaşanmadığı için bununla baş edemeyebilirsin. Bu çok normal ama ben seni yollamam dedim. Bunu yüzüne söyledim. Ama sen birinci Bu... gidişinle ikinci gidişin arasında hiçbir fark yok muydu? Farklı Kesinlikle. değil miydi? yine ben sürekli kendim için değil. Ben oyun oynayayım şöyle olsun. Arkadaşlarım ama Damla gitti, Hilmi gitti, Murat gitti. Komalara gitti, hastanelere yat, kankus. Eee nerede benim oyunum? Git elini kır falan böyle. Geçmiyor soru var bitti. Nerede benim oyunum? Niye benim ilk aylarda, iki, iki ay, üç ay en iyi yarışmacılara çıkan ben, niye son ay ben yoktum? Çünkü ben sizi gerçekten kayıp olarak gördüm orada. Sizin gitmeniz ciddi anlamda beni etkiledi. Yalnız kaldım dedim, bitti dedim ya. Bitmeyecek bu Survivor. İkinci Survivor'a ben bunu bilerek gittim. Yine insanın ya bu içi şey neyse odur soru. biliyor musun? Sana bir Değişmez. soru var. Sence Merve Aydın mı Damla mı? Yanıtlarsan sevinirim demiştim. Hangi konuda? Yani performans <laughs> olarak. Ya performans sıralaması vardır yani. Ha şöyle bakın şunu ya da söyleyeyim. Sen mesela Dalaka ya da Seda yerine politik cevapları kabul etmiyoruz. Dalaka ya, da, <laughs> Dalaka, Dalak ya da Seda yerine takım yapsan damlayım alırsın Merve Aydın'ı Biraz seni sıkıştırayım Sıkış bari. Sıkıştı işte sıkışmıyorum. Niye biliyor musun? Ya 30 saniye Şimdi Şimdi insanlar şöyle diyor ya işte 3 tane iyi kadın yarışmacı var diyorlar bu sezon sezondan sonra. İşte Nagen Damla Sema diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Merve ciddi bir sakatlık geçirdi. Hakikaten şu an yani sıkıntısı da büyük fizik tedavi görmedi annesinin hastalığı nedeniyle kendine hiçbir şey yapamadı. Ya yani o sakatlıktan sonra oynayamadı. İnsanlar ah Merve'de performans kötü aslında öyle değilmiş. Hep böyle baktılar olaya. Ama daha önceki yarışan Merve'yi gördüler mi 2018'de? Görmediler. Halbuki daha önceki Merve performans çok iyi bir Merve'ydi. Ya yani sakatlık yaşadı, sıkıntıları oldu. Kafasında bin türlü şey vardı. Hepiniz biliyorsunuz hani evet. annesiyle ilgili. Ben cevabımı alamadım tabii ki. O yüzden bak söylüyorum. 2015 Politik mi? Tabii, tabii. 2015'teki mesela Merve'yi seçerim. Ama 2018'e bakarsan Damla'nın performans listesi vardı. Damla'yı seçerim. Evet, Çünkü var. ikisi de çok yakın arkadaş, İkisini var. de seviyorum bu, o yüzden. Bu arada ben All Star için şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bu sene gitmeyi hak eden benim için gitmesi hani bence büyük ihtimal olan dört tane yarışmacı var. Seda, Hikmet, Yusuf ve Bora. İki tane daha gider bence buradan altı kişi gider. Onlarda da en büyük adaylar Sude Okay, Atakan, okay. Emre, Sude. Hani bu dört kişiden de ikisi gibi düşünüyorum. Ya ama bak mesela. şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Buna ben evet e, konuşuyoruz. Geçen ya. sene de söylemiştim dediğim herkes gitti bu arada. Yani, Öyle mi? Tabii sahraya kadar bildim yani. Gitmeyecek olanları ama da bak, söyledim e, bana kızdılar şimdi, gitmediler onlarla. Olslar'da şöyle de bir durum var şimdi çok çok iyi performans sergileyenler evet istatistikte birinci olanlar kendi senesinde onlar geliyor ikinci olan geliyor ama beşinci olan da geliyor. O ne biliyor var. musun bak bu çok alakalı. Aynen ya Şimdi ben bak, iki kere All Buradaki gittim, mevzu şu. De finale kalamamış. Hayır mı? ama bak buradaki mevzu şu. İlk önce All star kim gider dediğin zaman direkt zirvedeki isimleri sayarsın. İz bırakanlara bak. İz bırakanlara. Mesela işte Adem Tur abi dersin, Hilmi Cem dersin tamam mı? O yarışmaya başka hani final görememişler gitmiyor mu? Gidiyor. Ama sen o iz bırakanları saymadan kardeşim diğerlerini sayarsan onlara haksızlık etmiş olursun ya. Bu yüzden mesela ben geçen gün neydim? Orada ben Okay'ı saymadan, Bora'yı saymadan Atakan'ı sayamam. Bunu haksızlık görebilirim anladın mı? Durup hocam, dururken. Hocam beni ikna edemedim. Hayır durup dururken Hayır, ben, ben Atakan, ın Atakan ın Niye? O Niye? Üç, 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 yani bir, Birinci olarak başkasını söyledin, üçüncü olarak başkasını söyledin. Yani bunlar arasında aslında fark yok. Hani ismi aklına gelmemiştir o anda da onu söylemişsin. Hayır. Kimsenin ben sıralamayı burada dikkat ettiğini düşünmüyorum ki. Sıralamayla alakası yok şimdi. Hikmet, Hayır ondan önce onu söylersem dedin ya, ya o yüzden söylüyorum. Hikmet. All Star yarışması diyoruz durup dururken değil mi? Bunu Bu zaten insanların aklına evet. gelir. Bunu dedirtiyor. Tamam. Ama şimdi Sude All Star yarışması durup dururken aklına gelir mi? Sayarsın belli isimleri, Sude'yi getirirsin en son say sayarken değil mi? Onu demek istiyorum ben. Yani ben Yusuf, Hikmet, hakikaten All Star'da görmek isterim kardeşim ben bunların mücadelesini. Adem'le, işte Hilmi'yle, Hakan'la derim değil mi? Hı hı. Ama durup dururken mesela Sude'yi ben seninle görmek isterim. Ama Seda'yı seninle görmek isterim derim gibi. Öyle bir şey. Yani bunda alınmaca gücenmece nasıl oluyor anlamıyorum. Evet. Bir takıma Oğuz Ser'den 8 kişi alınıyor mu bir sezondan? Aynı sezon oluyor o zaman. Maalesef... Peki bir şey soracağım. Sana bir soru var. Emre'nin son zamanlardaki tavrını nasıl buluyorsun? E, çünkü başlarda daha böyle e, sakin bir, bir Emre olması... varken. Evet. Hazırladım. Şimdi de e, daha böyle işte ıslık çalan. Sana çalmadım ya da işte selam vermeyen, başarı edemeyen evet, bir Emre ver. var. Baştaki Emre mi? Sondaki Emre mi? Bu yoksa dengesi emre. mi? Yok yok. Bak e, olay şu şimdi biz Emre ilk e, Survivor'a e geldiğinde şunu konuşmuştuk. Dışarıdan izledi. Geldi. İnsanlara karşı çok ön yargılı ve bir anda atakta bulunmaya çalışıyor. Çok söz sahibi olmaya çalışıyor. Oyunlara çıkmaya çalışıyor. Kendini bir şekilde göstermeye çalışıyor ama bu tanıdığımız Emre değil demiştik. Sonra bir an özüne döndü. Şimdi Emre tekrardan eski e, ilk geldiği günkü gibi bir Emre oldu. O yüzden Emre'nin o davranışları ne yazık ki bana geçmiyor. Evet. Emre biraz daha sessiz, sakin, daha mütevazi olan bir insanken bu ısık çalmaları, başarılar dilememesi ne yazık ki bence Emre'ye eksi yazıyor. Emre ne kadar başarılı da olsa bu davranışları da onu aşağıya çekiyor. Bu arada deminki arkadaş şey yapmış, Hakan abi teşekkürler ama soruyu sana sormuştum. Merve aydın mı, Damla mı diye demiş. Cevaplar <laughs> mısın? <laughs> <laughs> ben mi? Şimdi mantık evet. olarak seni seçerim, stratejik olarak Merve'yi seçerim diyeyim. Bu benim düşüncem. Ee, evet, bu arada Semacım eline ne oldu diyorlar? Hayırdır? Biz biliyoruz tabii de kendin tekrar kendin. geçmiş oldu. <laughs> Aynı kadar. el mi diye soruyorlar. Aynı el omuzlama yaparken şöyle arkaya düştü, karıldı çünkü. Omuzlama ne demek ya? Omuzlama... Antrenman yapıyorum. Güzel, çok yani. güzel. <laughs> Gerisler hazırlanıyor. Evet. <laughs> i̇şte bu halde biraz zor gibi görünüyor. Evet, ya çok soru geliyor. O kadar hızlı akıyor ki evet, gerçekten soru teşekkür ediyoruz da herkese. Yani peki. Yani genel gidiş olarak sizce siyah takımı daha çok finalist çıkaracak beyaz takım mı? Siyah gibi geliyor bana. Siyah takım. Bana da öyle Ama kesin... şöyle şimdi siyah takımda yani finalde mesela. Finalde olur dediğin isimler var mı siyah takımda? Şu kesim <laughs> final ilk üçü beşe kalır diye. Yusuf. Son 5 desek. Yusuf kalır. Yusuf kalır diyorsun. Yunan yaşımızda. Yunanlar Türkler, sadece ha, Türklerden. Tamam. Şimdi Yusuf kalır ama. Şimdi Emre'yi göz ardı edilmesinden ben e, zaman içinde hep rahatsız olduğum için... Emre'nin mesela bu Survivor'a çok şey kattığını düşünüyorum ve o koltuklardan birini hak ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani ya ben ilk başlarda bunu, bunu düşünüyordum ama hırsı, isteği hakikaten Survivor'a baktığın zaman bu bir Survivor'sa gerçekten Emre o koltuklardan birini hak ediyor. Yani yaptığı action hareketten amuda kalkmasına, o bağırarak koşmasına oyun alır almaz ama Emre'nin çok istediğini ve hırsı olduğunu görünce o koltuklardan beni hak ediyor diyor. Peki Emre ile Sude Potay'a çıkarsa ben kim gider sence? Emre ile Sude Potay'a çıkarsa ben Emre kalır diyorum. Ben Bana yani. e 65 e bu da öyle şey. yani yüzde otuz beşe altmış beş biraz sen Emre'nin hakkında ben. ne düşünüyorsun mesela? Emre mi? Gerçekten geldiği günkü gibi ya. mi ee, yoksa bu ortalarda gördüğümüz gerçek ben Emre mi? Ben şey düşünüyorum. Yoksa değişti mi? Açık söyleyeyim gerçek Emre ilk başta gördüğünüz Tamam mı? Sonradan biraz yaşından dolayı. İlk başta gördüğümüz yalnız... Şeydi, şöyle, i̇lk haftayı demiyorum. İlk haftayı ha, demiyorum ama ha, hani böyle ilk iki haftadan sonra böyle biraz daha böyle hani e, işte... Bir birleşmeden tane, sonra. Birleşmeden sonraki emre diyeyim ama son zamanlarda biraz daha farklı ama bence gerçek emre herkesin sevebileceği bir emre zaten. Ama burada şimdi biraz o da bence ister havaya girdi. Evet. Ve onda biraz şey görüyorum işte koluna bantlar takıyor işte şeyler falan böyle biraz Tırabi taklitler mi? ve hani... Survivor'a oynamaya başladı. Hani halbuki kendi olsa evet. performansına odaklansa çünkü performansı çok belirsiz. Mesela hızlı ama sonuç yok. Hep aynı örneği veririm. Ok atarsın. Hedefe vurmadıktan sonra hedefin ilerisine gitse ne olur yani? Önemli olan hedefe vurmak. Yani evet. hız evet önemli Survivor'da ama önemli olan sayıyı almak. O yüzden Emre'nin biraz daha performansına odaklanması lazım. Bunu her zaman söylüyorum yoksa Emre çok sempatik. Evet. Çok da iyi bir çocuk gerçekten diyoruz. Şimdi bir selamım var onu söyleyeyim sonra reklama gideceğim. Bodrum Türk Bükü'ndeki Nevzat abi, Türk Bükü'nün kralı Nevzat abiye selam söylüyorum. Efendim reklamlar. Rek evet efendim Survivor Panorama devam ediyor diyeceğim ama artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Damla son söyleyeceğin şeyler var mı? Çünkü artık final de yaklaşıyor Survivor'da. Evet yani sadece söyleyebileceğim tek şey orada oradaki yarışmacılara sakatlık gelmesin. Başlarına kötü bir şey gelmesin performansları zaten çok çok iyi. Umarım e, hak eden güzel yerlerde olur diyelim. Evet, Sema sen? Ben de e, biz de orada bayram geçirdik. Son bayramımız oradaydı. Evet. E, hepsine iyi bayramlar diliyorum. Ailelerine iyi bayramlar diliyorum. Hani çocuklar yok. Hani en azından Seda'nın bir e, burada aynısından var. Annem idare etti. <laughs> Ama bir Yusuf'tan yok ya da bir Sude'den ya da ne bileyim bir Okay'dan yok. Ailelerine iyi bayramlar diliyoruz hepsini ve herkese iyi bayramlar. Evet herkese tekrardan iyi bayramlar diliyoruz. Yarın akşam yine Survivor'da bomba gibi bölüm var. O bölümden sonra yine karşınızdayız. İhsan olacak mı olmayacak mı onu yarın akşam göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi bayramlar. <laughs>